Okay Karacan'la spor gündeminin tam zamanı. Ben Okay Karacan, podcast dinleyeye hoş geldiniz. MediaMarkt'ın katkılarıyla sizlere gündemi ileteceğim. Bu milli takım meselesi biraz sıkmaya başladı. Yani ben çok gülüyorum. Siz de gülüyor musunuz? Yani gülüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani komik çünkü yani. Galatasaraylılar Fatih Terim'i getirmek için, Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ı getirmek için, Fenerbahçelilerin bir kısmı Aykut Kocaman'ı getirmek için. Bir kısmı diyorum çünkü bir kısmı Aykut Kocaman'a yani soğuk bakıyorlar. O da komedi bir şey yani. Savunmacıymış. Hani istiyorlar ki böyle Didi'nin Fenerbahçesi ya da 70'lerin Fenerbahçesi var, 70'lerin Brezilyası vardı böyle. Çatır çatır topu. Öyle bir şey yok dünya. Neyse. Şimdi hani bir grup insan da Abdullah Avcı'yı getirmek istiyor milli takıma. Konusu göndermek istiyorlar. Biraz bana komik geliyor. Yani burada sohbet etmek istedim bugün. Böyle tıkır tıkır bilgi yoğun bir hani tıkır şöyle oldu böyle oldu demek istemiyorum. Gerçekten samimi bir şekilde sohbet etmek istiyorum. Biliyorum ki herkesin kafasında bir hikaye var. Fatih Terim çok değerli bir futbol adamıdır. 70 yaşında Fatih Terim. 5. defa milli takıma niye gelsin Fatih Terim? Yani neden Fatih Terim'i 5. defa milli takıma istiyoruz? Aslında 70 yaşında adamlarındır milli takım, evet. O zaman niye gönderiyoruz? 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda korkunç başarısız olduk. Yani öyle böyle başarısız olmadık. Korkunç başarısız olduk. Ben oradaydım. 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaydım. Yani ya mahvettiler bizi. Yani bir maçımız var Lens'te, işte o maçı kazandık, bir toparlandık, işte biz Türkleriz falan diye bağırdık orada. Hayır, hikaye yok yani, vallahi değildi. Kötüydük. 2020'ye gittik. Şenol Hoca kontrolündeydi takım. Berbattı takım. Yani berbattı. Perişan ettiler bizi. Perişan ettiler. 2024'e gideceğiz. Bu arada 2016'ya falan biz bitti demeden bitmez falan diyerek gittik. Yani son dakika Selçuk işte Türkler falan. 2020 keza 2016-2022 hikayesi aynı. Tak çöktük. Şimdi kötü gidiyor. Gidersek iyi olursa. Aykut Kocaman'la konuştum. Başladığı gibi kurs bitirmeli dedi. Diğer hocalarla bir konuşmam olmadı. Muhtemelen onlar da aynı şeyi söylüyorlardır. Ve biz niye hep aynı isimler üzerinden dönüp dolaşıp aynı şeyleri yapıyoruz? Genç bir takım insanların uzun süreli bu işi götürmesini neden istemiyoruz? Türk milli takımı önemlidir. Ha, burada bir de küçük yorumum var. Kabul ederseniz şayet. Altyapı üst yapıyı belirler der. Bir filozof diyeyim. Altyapı ligdir futbolda. Üst yapı milli takımdır. Yani altyapın yoksa üst yapın olmaz. Altyapın var mı? Yok. Bugün Fenerbahçe dünya devi oyuncuları aldı. Galatasaray dünya devi oyuncuları aldı. Beşiktaş'ta keza dünya devi oyuncuları var. Ooo çok acayip takımlar. Ne acayipi. Başkalarını yetiştirip parlattığı adamları para verip aldık. Bu kadar basit yani. Bunu artık kabul edin yani. Bunu kabul etmemiz lazım. Kavgaların, dövüşlerin olduğu, şampiyonlukların hiç değer kazanmadığı bir ortamda, hep küçültüldüğü bir ortamda, haksız kazandın sen denilen bir ortamda lig oynanırsa bu milli takım çıkar. Ya Kuntz'un bir suçu yok ki. Çünkü Hakancılar var. Hakan Çalhanoğlu takım kaptanı. Duyduklarımız bu. Emre Mor'u istemiyormuş. İşte öteki onu istemiyormuş. Bu bunu istemiyor. Hepsi birer imparator olmuşlar. Hepsi imparator olmuşlar. Bunları şımartıyoruz biz çünkü. Yani istediği kadar Inter'de, Atletico Madrid'de, Juventus'ta oynasın bu adamlar. Hiç fark etmezler ki. Sonuçta insan bunlar da. Dolayısıyla ben oyunculardan kaynaklandığını düşünüyorum. Hoca moca değil. Oyuncu çıkar topunu oynar tıkır tıkır. Yani hocanın söylediklerinden çıkmadan oynadığımız oyun bu mu? Hoca bana böyle vur dedi, ben de böyle vurdum. Hoca buraya koş dedi, buraya koş. Japonya niye öyle değil? Japonya niye öyle değil? Çünkü 94 yılından itibaren çalışıyorlar. Ondan önce de lig mücadelesi yaptılar. Yani ligi geliştirmek için dünyaca ünlü insanları oraya götürdüler. Bizde hikaye işler. Artık birilerinin doğruyu söylemesi lazım. Ben burada beni dinleyen sadık dinleyicilerime bunu söylemek istiyorum. Türk televizyonlarına baktığın zaman bazı böyle acayip yorumcuları dinliyorum. Öyle çok acayip, ünlü, çok ünlü, eski futbolcu, korkunç kariyeri olan. Diyor ki Japonya düne kadar diyor elinde diyor şeyle diyor kılıçla diyor karpuz kesiyordu diyor. Ve bu adam yorumculuk yapıyor. Ve bu insanlar yorumculuk yapıyorlar. Bu insanlar futbol üzerine konuşuyorlar. Kuntz ne yapsın? 1990'larda J-Lig'i geliştirmek için Japonlar İngiltere'nin ünlü sporcularını oraya götürdüler. 1994 Dünya Kupası'nda 200 kişiydi Japonya. 200 kişi teknik tarafını, organizasyon tarafını, futbolun taktik tarafını hepsini Dallas'ta onlar izlerken ben de onları izledim. Biz de 5 kişiydik TRT ekibi olarak. Türkiye'den bir tane hoca yoktu. Federasyondan bir tane yetkili yoktu. 1998'de yine Dünya Kupası'nda Fransa'daydım. Bu sefer NTV televizyon adına sokaklarda çalışıyordum. Her yer Japon kaynaklıydı. Her yer Japondu. Kafeler, tamam bunlar gazeteciydi diyeceksiniz. Değiller işte.
gittiğim kaldığım birçok otelde futbol için, futbolun kariyeri, futbolun geleceği, futbolun organizasyonu için çalışan insanlar vardı. 2022 Dünya Kupası'nda darmadağın ettiler grubu. 2026'yı kazanırlarsa şaşmayın. Kalkıp düne kadar ellerindeki kılıçla karpuz kesiyorlardı yorumu, cahilce bir yorumdur. Kim yapıyorsa yapsın bunu. Hoca konusuna da hiç girmiyorum. Sadece söylediğim bu. Yani Galatasaraylı hoca, Galatasaraylı hoca. Fenerbahçeli hoca, Fenerbahçeli hoca. Yok ya, bırakın bu işleri, bu forma işlerini. Altyapı üst yapı belirler. Türkiye'nin voleybol milli takımı çok iyi bir ligden çıkıyor. Muazzam bir liyakatle dünyanın ve Avrupa'nın en iyisi. Senin liginden çıkanları Avrupa'da ve dünyanın en iyisi olamıyorlar. Özetle iş budur. İyi organizasyondur. Japonların yaptığını voleybolda yapıyoruz ama maalesef futbolda yapamıyoruz. Dost acı söyler. Evet arkadaşlar, dün 15 Eylül temizlik günüydü. Okulların açılmasıyla bugünün aynı zamana denk gelmesi çok güzel bir tesadüf olmuş gerçekten. Çünkü çocuklar okulda koşarlar, düşerler, üstleri başları çamur olur eve gelirler. Zaten bana sorarsanız çocuk olmanın alameti farikası da budur. Sonra anneler, babalar o üniformaları alır, makineye atarlar, sabaha kurumuş tertemiz hale getirirler. Sanki bir gün sonra hiç buruşmayacakmış gibi özenle ütülerler. O savaştan çıkmış gibi olan forma ailemizin eli değince yeni alınmış gibi tertemiz olur. Ben o yüzden 15 Eylül temizlik gününde hem annelere hem de babalara emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bence siz de ilk fırsatta ailenize teşekkür edin. Hele ki eskiden teknolojiler henüz bu kadar gelişmemişken anne babalarımızın işi çok daha zormuş diyorum. Şimdi çamaşır makinelerinden ütülere, robot süpürgelerden bulaşık makinelerine pek çok teknoloji çocuklu ailelerin hayatını kolaylaştırıyor. Bu teknolojilere ulaşmayı da hem MediaMarkt.com.tr'den hem app'ten hem mağazadan satış yapan MediaMarkt kolaylaştırıyor. O zaman bu özel günde yeni eğitim dönemine tertemiz bir başlangıç yapmanın MediaMarkt'la tam zamanı. MediaMarkt'ın katkılarıyla sizlere gündemi iletmeye çalıştım. Hepinize iyi günler, sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.